Halkların Demokratik Partisi grubunun üçüncü konuşmacısı Ağrı Milletvekili Sayın Dirayet Taşdemir olacak. Buyurun Sayın Taşdemir. Süreniz 10 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın bütçesi üzerinden söz hakkı almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aslında çözüm sürecinin hükümet eliyle bitirilmesinden bu yana tüm bakanlıklar Savunma Bakanlığı'nın birer taşeronu gibi aslında faaliyet yürütmektedir. Bunu da belirtmek gerekir. Bakın aslında çözüm sürecinin en güzel tarafı neydi biliyor musunuz? Bizler burada her platformda aslında fikirleri tartışabiliyorduk, konuşabiliyorduk. Aslında bir diyalog zemini yakalamıştık. Ama maalesef bu barış süreci için, müzakere süreci için baldıran zehiri içtim diyenler bu süreci elinin tersiyle itti. Tekrardan savaş ve tekçi siyasete maalesef geri döndüler. Bugün o kadar trajik bir durumdayız ki barış istemenin kendisi suç sayılıyor. Ama asarım, keserim, yıkarım, öldürürüm diyenler birer vatansever olarak da karşımıza çıkıyor ve kabul görmeye başladı. Dolayısıyla aslında hükümet söylemleriyle toplumu biçimlendiriyor. Bakın barış sürecinin, müzakere sürecinin olduğu dönemlerde halkın barış iradesine olan desteği %70'lerdeydi. Cenazeler gelmiyordu, halk açıkçası barışı ısrarla savunuyordu. Ama ne zaman bu politikalardan vazgeçildi, tekrar savaş naraları atılmaya başlandı. Faşizm gündelik yaşamımızın bir parçası haline geldi. Buna sadece kısa bir örnek vermek istiyorum. Bakın daha geçenlerde Adana'da basına yansımıştır, mutlaka sizler de takip etmişsinizdir. 21 yaşında bir genç kadın 6 parçaya bölünerek katledildi. Bunu yapan kişi zanlı savunmasında, aslında nefret suçu şeklindeki savunmasında Kürdistan dediği için sinirlendim ve öldürdüm dedi. Bu adamı, bu katili, bu savunmayı iten gerekçe, zemin nedir? Bunu bir kez daha düşünmekte yarar var. Çünkü o da biliyor ki böyle bir savunma yaptığında belki ceza almaktan kurtulacaktır. Ya da belki gözaltında birileri onunla da fotoğraf çekip kahramanlaştıracaktır. Dolayısıyla bu siyaset biçimi, bu savaş politikalarındaki ısrar açıkçası toplumu birbirine karşı kışkırtıyor. Barış umudunu, o güzel duyguları da bir bir yok ediyor. Bakın bu sadece günübirlik bir siyaset değil. Aslında savaşa karar kılındıktan sonra bir konsept olarak da devreye girmeye başladı. 2014 MGK'sında çökertme planından sonra aslında bunlar adım adım işlendi. İlk adımı da 11 Nisan'da Ağrı Diyadin'de bu konseptin ilk adımı atıldı. Ama Ağrı halkının, Diyadin halkının fedakarlığı, barışa olan inancı bu konsepti boşa çıkardı. Ardındaki adım 5 Haziran Diyarbakır mitinginin bombalanmasıydı. Yine halklarımızın sağduyusu bu konsepti boşa çıkardı. Ardında gelen adımlar neydi? 7 Haziran'da AKP tek başına iktidar olamadı. Ondan sonra şiddet politikaları gittikçe derinleşti. Adım adım devreye sokulmaya başlandı. Ta ki 1 Kasım'da tek başına iktidar oluncaya kadar. Kriz, kaos derinleştirildi. Kentler yakıldı, şehirler ablukaya alındı. Aylara varan sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Ve bu konseptte aslında bizler 1 Kasım sonuçlarını gördük. Bugün de benzer şekilde bir uygulamayla, benzer bir konseptle açıkçası karşı karşıyayız. Bugün de bu konsept bölgesel anlamda yayılmaya çalışılıyor başkanlık uğruna. Başkanlık uğruna böyle bir konseptin devrede olduğunu, bunun için vekillerin tutuklandığını söylemek açıkçası açık ve net ortada bir politik olarak gözlerimizin önündedir. Bakın bu politika sadece İçte işlemiyor bu konsept. Aslında
dış politikada da bu konsept devrededir. Daha önce ılımlı İslam, Avrupalaşma diyerek başlanan, daha sonra derin strateji olarak devam eden strateji ve konsept, bugün aslında bir ülkeyi bölgesel bir savaşın içerisinde sokmuş bulunmakta. Biz bu tutarsız, bu kaos ve kritik adımların ve politikanın nedenlerini açık ve net biliyoruz. Bunun nedeni aslında Kürt sorununun güvenlikçi politikalarla çözümdeki ısrar ve Kürt fobisidir. Bakın, her gün bu kürsüde, bu mecliste Afrika ülkeleriyle sözleşmeler imzalanıyor. Her gün Afrika ülkelerine seferler düzenleniyor. Bizler buna karşı değiliz. Elbette ki ilişkiler kurulabilmeli. Hükümet bunu Afrika ülkeleriyle bizim tarihsel bağlarımız var şeklinde ifade ediyor. Bir ayağınız Orta Asya'da, Asya'da orada soydaşlarımız var diye siyaset yapıyorsunuz. Doğrudur, yapılmalıdır da. Ama söz konusu Kürtler olduğunda o dönem Cumhurbaşkanı şöyle bir ifade kullanmıştı. Kobani neresi, Diyarbakır neresi? Bakın, Nusaybin'in hemen ötesi Kamışlı'dır. Surucun hemen öte yakası ise Kobani'dir. Dolayısıyla 20 milyon vatandaşınızın akrabaları, hasımları o coğrafyada yaşıyor. Emin olun ki Sayın Bakan, Rojava size Asya'dan da Afrika'dan da daha yakındır. Yeter ki doğru ittifak kurabilmesini başarabilelim. Bakın, geçen gün burada çokça Skype koddan söz edildi. Numan Bey de söz etti. Emperyalistlerin Sünni sınırlarından söz etti. Evet, doğrudur, haklısınız. Ama şunu da size hatırlatmak isteriz ki Skype kod Kürt sorununun kendisidir, Kürtlerin de trajedisidir. Bunu da böyle bilmek gerekiyor. Bakın, Suriye'de Suriye halkları yıllardır, başta Kürt halkı olmak üzere, statüsüz, kimliksiz orada yaşıyor. Rejimin baskıcı, zulümcü politikalarında yıllarca bedel ödedi zindanlarda. Bugün sizin de diktatör dediğiniz, zalim dediğiniz Esed'e karşı demokrasi mücadelesi veriyor halklar. Yine DAEŞ karanlığına kadınları pazarlarda satan, pazarlayan, kafa kesen, cinayet işleyen IŞİD barbarlığına karşı bugün halklar kendi sistemini inşa ediyor. Demokratik sistemini inşa ediyor. Kadın öncülüğünde bir sistem inşa ediyor. Bu sisteme düşmanlık yerine bu sistemle ittifak kurmak, bu sistemi desteklemek gerekiyor. Çünkü sizler de şunu bilin ki açık ve net bu sistem Orta Doğu'nun reçetesidir. Skype kodun da çözümüdür. Bunu da böyle kabul etmek gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer nokta ise elbette ki buradaki gelişmeler, halkların, Suriye halklarının ortak iradesi ve ittifakı çıkça terörize edilmek isteniyor. Açık ve net söyleyelim ki burada sizin dışınızda halkların bu mücadelesini terörist olarak gören başka bir kimse yok, başka bir politika da yok. Uluslararası arenada da, dünyada da bunun karşılığı yok. Bir an önce bu politikadan da vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hükümeti bir kez daha bu konuda uyarıyoruz. Bir ikincisi de, evet, 5 ay yakındır bir OHAL süreci yaşıyoruz. OHAL ilk ilan edildiğinde Adalet Bakanı bu kürsüde açık ve net şöyle bir ifade kullanmıştı. Biz OHAL'i aslında siyasilere, halka, muhaliflere karşı ilan etmedik. Biz OHAL'i kendimize ilan ettik dedik. Ama açık ve net söylemek gerekiyor ki bu sözün bir karşılığı yok. OHAL bütün kırıntılarıyla en ince noktasına kadar bizlere, muhaliflere karşı işleniyor. Bakın, sadece size bu konuda bir örnek vermek istiyorum. Bütçe görüşmeleri başlamadan önce ben Ağrı'nın Patnos ilçesindeydim. Biz bir esnaf ziyareti yapmak istedik. Malum ilim soğuk, genelde insanlar kahvehanelerde oturuyor. Ben bir kahvehane ziyareti yapmak istedim.
Bırakın basın açıklamasını, bırakın gösteri yasası, yürüyüş yasasını. Biz tüm bunları zaten kullanamıyoruz. Bu alanlar zaten bize kapalı. Sadece AKP ve iktidara açık. Kahvede yapmak istediğim ziyaret, esnafla yapmak istediğim görüşmeler engellendi. Bunun gerekçesini sorduğumda ise oradaki memur bunun valinin kararı olduğunu, kahvelerin de bundan sonra toplu alan olarak. Teşekkür ederim Sayın Taşdemir.